Eyvallah. Tamam. Tamam, ben ara rezervasyon yaptırdım. Ya Tuna Beyciğim, teşekkür ederim. Hani böyle hazır planınıza bile biz konmuş gibi olduk ama kusura bakmayın. Öyle oldu. Tam böyle oldu yani. Doğru söylediniz. Gönülcüm, yani siz baş başa kalmak istiyorsanız biz başka program da yaparız. Aa, olur mu öyle şey canım? Biz kesinlikle başka program yapamayız. Ben onun yanına fezi yükselmiş vaziyetteyim. Neyse artık. Öyleymiş kısmet. Böyle oldu. Ne yapalım? Meltem Hanım, mutlu musun? Bak gidiyoruz yarın. Hayır, ben mutluyum da acaba sen mutlu musun? Hayır, hazır bak böyle benle baş başa da kalmıyorsun. Ne öyle grup halinde. Gördüğünüz gibi ne yaparsam yapayım yaranamıyorum. Kızım masalar ayrıymış zaten, iki kişilikmiş. Bizim için çok farklı bir etkinlik olacak. Haklısın. Yalnız acele edin ha. Öyle fazla beklemeyin. Çünkü çok böyle rağbet gören bir mekan. Tamam, tamam. Vallahi kalırsınız. Şey ararız. Ya, tamam. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Ay çok özledik sizleri. Biz de valla. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederim. Gelcim, buyurun. Merhaba. Buyurun. Merhaba. Gel aşkım. Ay, özledik sizleri. Nerelerdeydiniz? Bali'ye gittik, Singapur'a gittik. Harika bir tatil yaptık değil mi Sertaç? Evet, tatil yaptık. Harika mıydı orasını bilemeyeceğim efendim. Niye öyle diyorsun şimdi? Üzüyorsun beni. Ne yapayım hayatım, yalan mı söyleyeyim? Yani Bali'yi geçtik ama Singapur tam yasaklar ülkesi. Her şey yasak. Ciklet çiğnemek yasak. Kuşlara yem atmak yasak. Yolda 4 kişi yan yana yürümek yasak. Toplu taşımada duryan yemek bile yasak. Ne yemek yasak? Duryan efendim, meyve. Doğru. Sertaç Bey eğer toplu taşımada duryan yemezse olmaz. Yerim yemem efendim. Orası bana kalmış. Niye yasak ki? Ayol yasak. Bu yasaklar sayesinde de ülke tertemiz. Farkında değil misin? Sertaç Bey, yani her ülkenin farklı kuralları oluyor. Saygı duymak lazım. Ay boş verin siz. Onu dinlersek şimdi susmaz hiç. Bu ne? Bu şey... Ya bu kutu da bugün amma papi oldu ha. Bir de içinde ne olduğunu öğrensek. Evet ya, ben de merak ettim. Bir şey de merak ettim. Ne? Hiçbirini merak etmiyorum. Ne diyorsun anlamıyorum. Bana mı dedin? Ay ben sana mı diyorum canım? Kime diyorsun? Tuna'ya diyorum. Ne diyorsun öyle? Hiçbirini merak etmesin diyorum. Anlamadım. Bana diyor bana. Bir şeyi de merak etmesin diyor bana. Neyse bunun içinde Haluk'un sevgililer günü hediyesi var. Böyle duracak yarına kadar. Ben bakayım ona göstermeden merak et. İnsanların özel eşyalarını niye karıştırıyorsun hayatım? Hiç yakışıyor mu sana? Niye el alemin yanında beni rezil ediyorsun ki sen? Ne yapayım hayatım, yalan mı söyleyeyim? Ay neyse, sevgililer gününde ne yapıyorsunuz acaba? Efendim bizim harika bir planımız var. İsterseniz dahil olabilirsiniz. Aa yok, biz biraz önce programımızı yaptık. siz ne yapıyorsunuz? Biz kapılarını ilk kez bu sevgililer gününde açan bir mekanda olacağız. Harika bir mekan. İnternetten aldık efendim. Ah Gönül, felek kimine kavun yedirir, kimine de kelek. Haydi kalın selametle, ben gidiyorum. İşim gücüm var Dünür. Hadi görüşürüz. Sen kaç kurtar kendini bu sevgililer günü muhabbetinden. Ne oturuyorsun sen, kel miyim sen? Hayır, kel miyim, sen git. Sonra görüşürüz. Dikkat edin, çaktırmadan evi ele geçirmesin. La ev benim ev. Tünür benim Tünür. Sen rahat ol. Her zaman başımızın üstünde yeri var Sultan Hanım'ın. Sizin de öyle, her zaman bekleriz. Hadi görüşmek üzere. Güle güle, güle güle. Hadi görüşürüz. Efendim, sevgililer gününü birlikte geçireceğimiz için çok sevindim. Biz de. Kendi adına konuş lütfen. Tamam, iyi geçinelim, tartışmayalım, görüşelim dedik de... yani sevgililer gününde de hanımefendiyle olmak zorunda değilim yani. İlk defa sizle aynı fikirdeyim hanımefendi. Yani sevgililer gününü eski karınla mı geçireceğiz Tuna?
Evladım ben şimdi şey yani, yani ben ikimiz beraber böyle özel bir yer yani bir internette bulunca böyle şey yaptım yani. Ben sana söylüyorum internetten bir şey alma diye hemen koşa koşa aldın. Ama güzel yer ya ilk defa açılıyor falan böyle yani şeyi de görünce böyle güzel olacak diye düşündüm Gönül. Nereden bileyim ben şimdi böyle olacağını yani. Tamam canım neyse yani sevgi sonuçta paylaştıkça çoğalan bir şey. Yani ne güzel hep beraber olacağız. Güzel bir akşam olacak. Aslında benim hayalim Paris'e gitmekti ama işte yeni gittik ya yurt dışına. Masraf olmasın diye vazgeçtik. Keşke hayallerinizin peşinden gitseydiniz. Özlem'in sevgililer günü hayalleri biraz tuzlu oluyor efendim. Tırtaç. Ne yapayım hayatım yalan mı söyleyeyim? Ucuz bir tane hayalin yok. Öyledir öyledir. Hanımefendinin 5 ev ekonomisini çökertecek böyle hayalleri vardır. Tuna, bilmiyorum hanımefendi 5 ev ekonomisini çökertir mi ama bizim evliliğimiz birazdan çökmek üzere, onu söyleyeyim sana. Sertaç, kalk gidelim, sinirlerim bozuldu. Gidelim hayatım. Yarın zaten fazlasıyla göreceğiz. Ne kadar az görsek yüzlerini o kadar iyi olur. Kesinlikle katılıyorum hayatım. Sözüm meclisten dışarı. Benim de hayatım. Yürü hayatım. Yürü. Uy, sonunda gittiler. Ay bir an bana hiç sıra gelmeyecek. Sonsuza kadar konuşamıyorsam sandım. Boğaldım. Evet ya. Evdeki popülasyon sürekli artıyordu yani. Ben de korkmaya başladım. Hayır yani eve gidemiyorum. Simen'den İmran'ın belgeseli çekiliyor. Düğün belgeseli. Ha buraya geliyorum. Burası yol kesen anı gibi. Uy kız bugün 50 lira sığamayırım. Az kalsın alıyordu beni bir darlık yani. Meltemciğim Simay'la Emre'nin düğün belgeseli mi çekiliyor? Yok. Yani bu böyle prova gibi bir şey. Ama inşallah tabii onlarınkine çekeriz yakında. Nasıl prova? Anlamadım. Ne iş olsa yapan Hüseyin var ya. He. Bu böyle düğün belgeseli işine de el attı Gönül Hanım. Ha. Ya böyle işi gücü olmayan saz arkadaşı Şükrü ile beraber bir yastıkta beraber düğün belgeseli LTD ŞTİ için tanıtım filmi çekiyorlar. Ya çocuklar da yardım ediyor. Ha, anladım. İyi hadi Haluk'cum, Tünür'cüm gittiğine göre ha bu kutuyu açabiliriz artık. Kız merak ediyorum. Ay evet. Ama ondan önce şöyle bir kahve içelim biz değil mi? İçeriz. Emine hadi sen bize kahve yap. Hadi. Tamam yaparım ama lütfen şey yapmayın yani ben gelmeden açmayın. Ya bu heyecana ortak olmak istiyorum ben. Tamam. Tamam. Ne kadar zeki bir kadınsın. Anladım ne demek istediğini. Emine'yle çok fazla yüz göz olmak istemiyorum. Çok az. Hiç alakası yok. Bu benim Haluk'a aldığım sevgililer günü hediyesi değil. Ne peki? Sultan Hanım, biz bu kutunun geceden geldiğinden şüpheleniyoruz. Değil mi? Evet, ha, öyle. O yüzden de hani en azından Emine görmesin diye öyle kahve bahanesi uydurdum. Çok iyi ettin. Tamam, hadi açalım. Meltem Hanım. Ya kahveyi bulamıyorum, aldıydık yeni paket. Şeyin üstünde, ocağın üstündeki dolabın içinde kavanozda. Ama siz kutuyu açmaya çalışıyordunuz herhalde. Yok, açmıyorum. Kurdelesi şey etmiş, onu ben şey yapıyorum bak. Ya, olmaz lütfen, beni bekleyin. Geliyorum hemen, tamam mı? Beni lütfen bekliyorsunuz ha. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Tutarız bu evde sır dolu şu halim.